Derya Hanım'dan çok kötü azar işittim. Ne oldu? Bir şeyler bulmak için odasını karıştırıyordum. Buldum da. Tam o sahneye girdi odaya. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir dolu hakaret edip kovdu beni odasından. Hay Allah. Keşke beni dinleseydin, hiç bulaşmasaydın. Sonra senin başın ağrır demiştim Gül. Çok haklısın gelin hanım. Ama kendimi tutamadım. Neyse. Sıkma canını. Olan olmuş artık. Ne yapabiliriz onu düşünelim. Tabii ya. Buradaymış. Koşa koşa yanına geleceğinden emindim zaten. Hiç utanmıyor musun köstebeğini odama göndermeye? Gelin hanımın haberi yoktu. Ben kendim... Gül. Tamam sen içeri git. Ne oldu? Sana Z raporu mu veriyordum? Üzgünüm. Avucunuzu yaladınız. Sizin gibi 40 tanesi gelse yine benimle baş edemezsiniz. Gül'ün bir suçu yok. Onu rahat bırak. Tabii doğru. Asıl elebaşı sensin. Küçük köstebeğin kumandası senin elinde. Ya nasıl bir his söylesene? Yani sürekli kaybediyor olmak. Planlarını geri tepmesi. Kimsenin sana inanmıyor olması. Ne hissettiriyor sana? Ben de tam bunu sormak istiyordum sana. Birini öldürmeye çalışıp da başaramamak ne hissettiriyor sana? Korkudan ölmüş kadar oldun zaten. Bu da yeter sana. Ha. Sonunda itiraf ediyorsun yani yaptığını. Tabii ki ben yaptım. Çok da eğlendim yaparken. Hadi git. Söyle bunu hemen Baran'a. Nasılsa inanmayacak sana. Hadi. Ne duruyorsun? Git anlat herkese. Sana bu konakta zaten inanan yok. Bir kendine bak. Bir de bana. Benimle gerçekten aşık atabileceğini mi sanıyorsun sen? Sen benim istediğim zaman kırdığım, istediğim zaman sıkılıp kenara attığım oyuncak bebeğimsin. O ittiğim kuyudan üstün başın toz toprak içinde çıktığında sana gram acımadım desem yalan olmaz. Sandığındaki hançeri bulup onu Azade Hanım'a gösteren, üstüne salan da bendim. Daha neler var şimdi aklıma gelmeyen. Sen benim için hep kolay lokma oldun tatlım. O sümsük, ezik, zavallı hallerin yok mu? Çok eğlendiriyorsun beni. Ama en eğlendiğim neydi biliyor musun? Metin Hoca'nın nişanlısına yazdığı not. Pardon. Ya da sana yazdığımı demeliydim. Başındaki ismi koparınca sana yazmış gibi anlaşılıyor da. Başına bir şey gelecek. Neden yapıyorsun bunu? Neden? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Dilan, bana tokat attın.
Bu kız iyice çığırından çıktı artık Baran. Sürekli bana iftira atıyor. Başına ne gelirse benden biliyor. Bıktım artık. Dayanamıyorum bu haksızlığa. Senin ne alıp veremediğin var benimle ya? Ne istiyorsun benden? Bırak artık yalan söylemeyi, bırak. İtiraf et. İtiraf et yoksa ben sana ettireceğim. Ali. Ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Yaralı falan değilsin değil mi? İyiyim, iyiyim. Seni gördüm ya. Şu an çok daha iyi. Ama telefonda sesin çok endişeli geliyordu. Bak, eminsin değil mi? Buraya gelene kadar aklım çıktı bir şey oldu diye. Ayrıca şakaysa da hiç komik değil yani böyle... Beni affedebilecek misin Zümrüt? Sakin ol, kendine gel. Ben kendimdeyim zaten. O yüzden sakin olamıyorum ya. Ya bu kadın yalan söylüyor. Yüzü bile kızarmadan gözümün içine baka baka gerçeği çarpıtıyor. Bir insan bu kadar kötülük yapıp nasıl ortalarda dolanır hala ya? Sus artık! Hayır, daha fazla susmayacağım. Yaptıklarını sineye çekmeyeceğim. Az önce bana söyledik... Uzatma dedim, uzatma! Dokunma bana. Sakın dokunma. Madem inanmıyorsun bana, uzak dur benden. Burada susturulması gereken kişi ben değilim. Ama gücünüzün yettiği tek kişi benim. Bu konakta herkesin sesi sadece bana yükseliyor. Sadece benim yaptıklarım göze batıyor. Sahipsizim ya. Hepiniz gelin üstüme. Ama gün gibi ortadaki haksızlıklara, yapılanlara sesiniz çıkmasın. Bu mu o pek övündüğünüz Karabey adaleti? Kimse kusura bakmasın ama... Adaleti kendinize hizmet edecek şekilde yorumlayamazsınız. Canınızın istediği gibi yargı dağıtamazsınız. Burada bir suçlu varsa o da Derya. Ben hiçbir şey yapmadım. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, gerçeği susturamazsın. Onun sesi kendine bir yol bulur. Er ya da geç duyulur. Çünkü gerçek hiçbir zaman yok edilemez. Anlıyor musun? Üzeri örtülür. Örtülebilir belki ama... O bütün gücü ve sabrıyla orada durur. Zamanını bekler. Sonra da kurşun gibi ağırlığıyla insanın üstüne çöker. Önünde sonunda bedelini ödetir. Ezilir kalırsın altında. Baran, şuna bak. Hala tehdit ediyor beni işte. Merak etme. Çıkıyorum odama. Ben kime ne anlatıyorum ki zaten? Burada düzeniniz bozulmasın diye hepiniz işinize gelmeyen şeylere kulağınızı tıkamaya, gözünüzü kapamaya alışmışsınız.
maalesef okul aile birliği bursunun kesilmesine karar verdi. Kararı karşı çıkacağız. Merak etme. Ben bir yolunu bulup okul aile birliğiyle görüşeceğim. Gerçekleri anlatacağım. İkna edeceğim onları. İstemiyorum ya. Bir daha sakın karşıma çıkma, yeter bana. Bak, bir kere karşıma çıktın, neler geldi başıma. Senden hiçbir şey istemiyorum. Benden uzak dur, yeter. Çekil. Resmen aklını kaçırmış bu kız. Konuşurken birden üstüme saldırdı. Daha ne olduğunu anlayamadan tokat attı. Gerçi kendine yakışanı yaptı. Basit bir mahalle kızından ne beklenir ki başka? Senin hatırın için bu tokadı hazmetmeye çalışacağım Baran. Sırf bu mesele uzamasın diye. Yoksa gider şikayetçi olurdum yani. Cesaretin varsa git. Şikayetçi ol. Hadi. Ne bekliyorsun? Git ve Baran Karabey'in karısını polise ihbar et. Ama o zaman da sonuçlarına katlanırsın. Karım diyor ya. Hala karım diyor. Ama az kaldı. Yakında bu konakta o kızın esamesi bile okunmayacak. Her şeyi o planlamış. Her şeyi o yapmış. Metin Hoca ile ilgili kurduğu oyuna bak. Allah'ım, kimin aklına gelir ki nottaki ismi yapmak? Nasıl bir pis düşünce bu? Bir de utanmadan bana anlatıyor. Nasıl insanlar bunlar ya, delireceğim. O, o da bana inanacağına, beni dinleyeceğine sus diyor. Nasıl inanmaz bana? Nasıl dinlemez beni? Ben sana bir şey oldu diye çok korktum. Bu şekilde çağırdığım için özür dilerim. Ama seni görmem gerekiyordu. Zümrüt. İnan, sen benim için çok özel bir anlam taşıyorsun. Seni üzmek bu hayatta isteyeceğim en son şey. Ama yaptım işte. Seni dinlemeyerek kalbini incittim. Berbat ettim her şeyi. Ama bir anlık aymazlığım yüzünden seni kaybetmek istemiyorum. Şimdi incittiğim o kalbi onarmama izin ver lütfen. Sevgimle, aşkımla, dostluğumla, artık her ne dersen de. Ama kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için bir fırsat ver bana. Beni affedebilecek misiniz Umut?
Eğer bir gün o tanıştığımızdan beri anlata anlata bitiremediğin, senden başka kimsenin yapamadığı o meşhur spagettinden yapmaya söz verirsen belki düşünebilirim. Sen iste, ben sana her gün yaparım. Yanlış yaptın. Tokat atmamalıydın. Yakışmadı. Hala beni sorguluyorsun. Hala benim davranışlarımı eleştiriyorsun. Asıl yanlış olan neydi biliyor musun? Derya'nın söyledikleri. Onun yaptıkları. Ben kimseyi incitmek istemem. Birine kazayla zararım dokunsa kendimi suçlamaktan uyku uyuyamam. Ama o kadın, o tokadı hak etti. Ne olursa olsun, yapmamalıydın. Seni anlamıyorum. Sizi, hiçbirinizi anlamıyorum. Herkes her şeyi yapacak. Bütün sınırlarını aşacak. Gözünü kırpmadan zulmedecek, yalan söyleyecek. Bütün bunlar herkese yakışacak. Ama ben gerçekleri söyleyince, hakkımı arayıp konuşunca bu bana yakışmayacak, öyle mi? Haklısın. Konuşacak bir şey yok. Herkes dilediğine inanır. Senin de neye inandığın ortada zaten. Derya o tokadı hak edecek, ne yaptı? Ne söyledi sana? Ne önemi var ki? Anlatsam da inanmayacaksın zaten. Ne oluyor? Harun, ne oluyor oğlum böyle baskın yapar gibi? Pardon Seyit amca. Ali nerede? Ali yok. Ne yapacaksın Ali'yi? Harun, sen bir gelsene ben. Hoppala. Bu da gemi azıya aldı iyice ha. Çok mu yüz verdik ne? Geldi tepemize çıktı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Üflesek alev alacaksın oğlum. Yakışıyor mu sana böyle Ali Kur'an başka sen tavırlar? Yüreğim yanıyor abi. Ne yapayım, içim yanıyor. Harun bak. Bunca yıldır bana ses etmeden kardeşimi sevmişsin içten içe. Yürek bu dedim, sineye çektim. Ama orada bir duracaksın. Tamam. Evlilik dediğin iki tarafın da rızasıyla sevgisiyle olur. Öyle zorla ısrarla olmaz. Eğer Zümrüt'ümün rızası yoksa, sen ne dersen de, ne yaparsan yap, boş. Vazgeçeceksin bu sevdadan, tamam? Olur yok bu işin. Abi bak ben... Harun sus, beni dinle. Ne sen üzül, ne de biz üzülelim, tamam mı?
kızarmadan gözümün içine baka baka gerçeği çarpıtıyor. Bir insan bu kadar kötülük yapıp nasıl ortalarda dolanır hala ya? Sus artık! Dokunma bana! Sakın dokunma! Madem inanmıyorsun bana, uzak dur benden! Seni korumak zorundayım. Bu olanlara inanamıyorum hanım anne. Ne yaşıyoruz biz şu an anlamak mümkün değil. Ne oldu kızım? Anlat hele. Ne daha ne olsun? O kız ailemizin düzenini bozduğu yetmedi. Bir de çalışanların aklına girmeye başladı. O geldiğinden beri hepsinin huyu suyu bozuldu hanım anne. Gül de yanına çekmiş. Resmen birlik olmuş, arkamdan iş çeviriyorlar. Yani hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Ama sonradan olacaklardan korkuyorum. Nasıl kızım? Ne yaptı o bacaksız Gül? Fare gibi odamı karıştırırken yakaladım. Artık ne arıyorsa. Hani siz diyordunuz ya, ayaklar baş oldu diye. Vallahi çok doğru söylemişsiniz. Ben o başları bastonumla ezmesini de kesip atmasını da bilirim. Onlar bize hizmet için burada. Düşmanla bir olup çatımızı başımıza yıkmak için değil. Gül! Gül gel buraya! Ben size o yılandan uzak durun, ayağınızı denk alın demedim mi? Dedim. Ama laflarım kâr etmemiş. Ayağınız yanlış yollara meyletmiş. Sen artık haddini aştın Gül. Bende de sabır bitti, tükendi. Hıyanete, müsamaha gösterecek tinette biri olmadığımı annen de sen de iyi bilirsiniz. Şimdi topla pılını pırtını kızım, selametle. Bu konakta işin bitti geldi. Abi önemli bir şey konuşmak istiyorum seninle. Vaktin var mı? Senin için her zaman vaktim var aslanım. Gel otur. Neymiş bu mesele? Kızım hayırdır? Okul saatinde ne işin var evde? Okul aile birliği faturayı bana kesmiş. O zengin züppeleri kesecek değildi ya. Artık okula gidemeyeceğim. Bursumu kestiler. Belgelerimi almaya giderim. İyi de kızım nasıl oldu bu? İnanmadılar mı anlattıklarına? İnanmadılar. Hani sen hep dersin ya fakirin yüzü soğuktur diye. Aynen öyleymiş. Bir kez daha anladım. Ama ne yapalım ya anne? İnanmazlarsa inanmasınlar. Onların o süslü okullarına kalmadım ya. Ben okumak istedikten sonra her yerde okurum. Devlet okuluna geçerim. Çok da lazım değil yani özel okul. Zaten salak salak tipler. Dünyayı ben yarattım havalarında bir dünya zekasız. Uğraşamazdım, iyi bile oldu. Kurtuldum ya onlardan. İyi de oldu, hiç takılmıyorum. Boş ver. Yani artık bir arada belgelerimi almaya okula giderim. Sonrasına da bakarız. Sen sıkma canını.
Ama bu okul senin yurt dışı hayalin için çok önemli. Başka türlü nasıl üstesinden geleceğiz? İsteyen öyle de gider, böyle de. Ben pes edecek değilim ya. Yurt dışını kazanamazsam buranın en iyi okulunu kazanırım, oraya giderim. Sen kafana takma. Güzel annem benim. Cevriyem, hoş geldin gülüm. Ne dedi doktor? Ay yeter Cevdet ya, yeter. Doktormuş, hastaneymiş, bir şey duymak istemiyorum. Niye böyle parladın birden Cevriyem? Kötü bir şey mi dedi doktor? Demedi, demedi. Diyecek kötü bir şey kaldı mı acaba ha benim için? Cevriyem, öyle deme ama ya. Bak Allah unutturacak başka bir dert vermesin. Halimize çok şükür. Tabii canım, tabii. Senin için hava hoş değil mi? İstesen bugün başka birinden çocuğun olabilir Cevdet. Ama benim çocuğum olmuyor ya, olmuyor. O yüzden de doktormuş, hastaneymiş bir şey duymak istemiyorum. Bitti, bitti tamam. Benden bu kadar. Hadi. Yok yere bursundan olmuş kız. Haksızlığa uğramış. Sen merak etme, ben gereken neyse yapacağım. Abi çok vaktimiz yok. Kızın eğitimi söz konusu. Kimle konuşulacaksa bir an önce konuşmamız lazım. O videoyu yayan alçakla da görüşeceğim bir an önce. Haklısın. Zaman kaybetmeyelim. Alo Okan. Acil çözmen gereken bir durum var. Bu diğerleri gibi değil. Senin için ufak bir şey. Dur kızım, bekle. Ben de toparlanacağım. Gideceksek birlikte gideceğiz. Yalnız koymam seni. Annem dur şimdi. Duygusal davranma lüksümüz yok ki bizim. En azından ben başka bir yerde iş bulana kadar senin burada çalışmaya devam etmen lazım. Yoksa nasıl geçiniriz? Birlikte arar, birlikte buluruz. En azından yine aynı çatı altında oluruz. Bu zaman daha deyince iş mi bulunuyor anne? Hem de ikimiz birden aynı yere gireceğiz. Yok. Yok, sen burada dur ne olur. Hem gelin hanımı da yalnız bırakma. Bunların ne yapacağı belli olmaz. En azından sen buradayken bir güvencesi var kızın. Bu kadar zalimin ortasında tek kalırsa etmediklerini de bırakmazlar. Zaten Baran Bey arkasını dönsün. Meydan boş kalsın diye fırsat kolluyorlar. Öyle de kızım, sana yapılanlar çok gücüme gidiyor. Yıllarca evin bil, ailen bil. Ondan sonra tek kalemle silip atsınlar seni. Hazmedemiyorum. Haklısın annem. Ama sen üzülme. Ben başımın çaresine bakarım. Hem kimin kızıyım ben? Elbet ayaklarımın üstünde dururum. Tıpkı senin gibi. Ah benim güzel yürekli kızım. Yüreği de kendi gibi gül kokulu yavrum benim. Canım. Hayırdır ya? Kim öldü? Ne at yakıyorsunuz burada böyle ağlamalar falan ha? Hasan ağam bir şey mi istemiştiniz? Yok yok. Ben sizi acınızdan alıkoymayayım. Devam edin, devam edin. İyi de bu ilaçlar uyku yapmaz ki. Kudret amca da bu saatte uyumazdı. Ateşi de yok. Allah Allah. Babam. Bu aralar çok sık uyuyor. Bu normal mi? Ben de fark ettim. İlaçlar değiştiği için vücut tepki gösteriyor olabilir. Bir süre gözlemleyeceğim.
Ondan sonra ona göre bir yol haritası çizeriz. Sen durup dururken birine tokat atmazsın. Kendince bir gerekçen olduğuna eminim. Ama yine de yapmamalıydın. O kız beni diri diri yakmak istedi, farkında mısın? Sahiden böyle düşünmene inanamıyorum. Sen etrafındakilere yol gösteren bir ışıkken bir anda onları kavuran bir güneşe dönüşebiliyorsun. Ve hangisi sensin anlayamıyorum. Ve artık ben seni anlamaya çalışmaktan çok yoruldum. Tükendim. Sen onlar gibi değilsin. Ali, bir şey mi oldu? Bir nöroloji uzmanından randevu aldım. Onu söyleyecektim. Gerçekten mi? Harika bir haber bu. Evet. Artık vakti geldi. Unuttuğum şeyleri hatırlamak istiyorum. İnşallah. Bak ne diyeceğim. Ben de seninle geleyim mi? İster misin? İsterim tabii. Ama okul... Benim bugün derslerim iptal oldu. Babama bir sorayım, izin verirse gidelim. Hayırdır? Ne soracakmışsın bakayım? Babacığım, Ali doktor randevusu almış da onunla gidebilir miyim acaba sen de izin verirsen? Gidin tabii canım, gidin. İyi düşünmüşsünüz. Yalnız bırakma Ali'yi. Sağ ol Seyit amca. Haber edin ama ha. Ne oldu Kader abla? Niye ağlıyorsun? Azade Hanım, günü kovdu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden biliyorum. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Senin ne suçun var kızım? Sebebi olanlar belli yavrumun. Sen üzülme. Ben neyin ne olduğunu çok iyi anlıyorum abla. Ama sen hiç merak etme. Ben artık sadece kendim için değil, Gül için de savaşacağım. Derya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. İkimizin de hakkını arayacağım. Yeter ki ağlama sen. Gül'ün masum olduğunu ispatlayacağım. Onu bu konağa geri getireceğim. Alo? Okan abi bulabildin mi kimin yaptığını? Tamam abi. Anlıyorum. Sağ ol. Sen yaptın. Sen yaydın videoyu. Sakın. Sakın inkar edeyim deme. Senin yaptığını biliyorum. Neden yaptın? He? Niye yaptın? Oğlum ne atar yapıyorsun ya? Biraz eğlendik işte. Ne var bunda? İnsanların hayatı sizin eğlenceniz mi? Oyuncağınız mı? He? Niye yaydın? O Ezik yüzünden tahtana yapıyorsun. O Ezik ha? Göstereceğim ben sana o Ezik'i. Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana çocuğu. Bırakmam. Sana özür borcu var. Borcunu ödeyecek. Bırakmam. Hadi özür dile. Ya bırak. Ne özrü? Özür dile dedim. Hadi. Hemen şimdi. Özür
şekilde dileyeceksin. Eğer dilemezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Hadi. Hadi. Özür dilerim. Söyle güzelim. Ne oldu? İçim sıkıldı. Senden çıkardım acısını. Affet kocam. O hastaneye ne zaman gitsem böyle sinirlerim bozuluyor. Afakanlar basıyor. Cevdet. Ben bu halle başa çıkamıyorum herhalde. Sanki böyle bir karanlık bir yolda yürüyorum. Yürüdükçe de yıllardır arzuladığım, hayalini kurduğum o çocuk sahibi olma isteği benden uzaklaşıyor. Kendimi eksik, hayatımın anlamını kaybetmiş gibi hissediyorum. İçimde böyle kocaman bir boşluk var. Ben o boşluğu nasıl dolduracağımı bilmiyorum. Kendimi de böyle eksik hissettikçe de sana sarıyorum herhalde. Allah'tan kocam sensin. Yoksa beni hiç kimse bu halimle çekmezdi. Gülüm, ben dünyanın en şanslı adamıyım be. Sen böyle evin içinde oradan oraya giderken bile benim içim aydınlanıyor. Bağır, çağır, dök içini. Ama sakın tutma içinde. Asıl tutarsan üzülürüm ben. Biz bir yastığa baş koyduk. Koca bir ömrü birlikte geçirmeye söz verdik. İyi günler de olur, kötü günler de olacak. Ben senin öfkeni de, derdini de taşımaya razıyım. Hem o nasıl laf öyle eksik falan? Bir daha duymayacağım bak, tamam mı? Senin fazlan var, eksin yok. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bizim sevgimiz sürdükçe senin varlığın bana yeter, benim varlığım sana yeter. Gel bakayım. Oh. Ne yapıyorsun sen? Gül konmuş babaannem. Sen yaptın değil mi? Sen sebep oldun kıza. Sen ne diyorsun ya? Anlamaz hayat mı? Gül'ü nasıl gönderdiysen öyle geri getireceksin. Yoksa gizli işlerini bir bir sererim ortaya. İşte o zaman kim konaktan kovuluyor oturur seyrederiz hep beraber. Çabuk hallet bu işi. Çok beklemeyeceğim. Bu cehennemde kim bana elini uzatsın? Kim bir bardak su vermeye çalışsın? Onu da ateşe atıyorlar. Benim yanımda olan herkes zarar görüyor.
Hanım anne, ben biraz düşündüm de içim rahat etmedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamak yakışmaz bana. Gül'e biraz haksızlık mı ettik acaba? Yo, tam tersi. Hakkı olanı verdik kolunun altına, yolladık. Yine de bana biraz fevri davrandık gibi geldi sanki. İyi ettik, iyi. O da ekmek yediği kaba tükürmeyeydi. O yılanla işbirliği eden kim varsa bedelini öder. Şimdi gitsin, başka yerde dolansın dursun. Evet ama o da cahil kız. Dilan'ın nasıl tehlikeli olduğunu biliyoruz. Baran'ı bile vicdanını oynayarak yanına çekiyor. Gül ne yapsın? Hem yılan hala buradayken olan zehirledikleri ne oluyor? O da var yani. Kızım, sen de bir ak diyorsun bir kara. İstediğin bu değil miydi? Geldin, hanım anne derdin bu derman dedin. Ben de dermanını verdim işte. Gül'den kurtulduk artık. Sıra o yılanın başına da gelecek. Ama bu sefer ortalık böyle süt liman olmayacak. Fırtına kopacak. Yer yerinden oynayacak. Dağlar taşlar bile lal olup bizi seyreleyecek. Sen şimdi bir de hele bakayım. Ne oldu da fikrini değiştirdin? Dedim ya hanım anne. Vicdan yaptım herhalde. Muvazene kızım, muvazene. Çalışanla çalıştıranın arasında muvazene bozulursa ortalık karışır. Merhametin fazlası otoriteyi bozar. Düşmanıma gülümseyenin gözyaşına merhametim hiç olmaz benim. Bu konakta kimin emrinde olduklarını asla unutmayacaklar. Boşuna nefesini yorma. Bitti, kapandı bu iş. Neden ağladın? Neden ağladın? Söyle hadi. Ben kimse zarar görsün istemiyorum. Hiçbir zaman da istemedim. Ama Gül, benim yüzümden, işinden, ailesinden ayrıldı. Tek suçu bana inanmaktı. Yardım etmek istedi. Beni korumak istedi. Ama bana inanmanın bile bir bedeli var işte bu evde. Hem de çok ağır bir beden. Ona da ödettiler işte. Senin sözünün üstüne söz söyleyebilen yok. Ne olur Gül'ü geri getir. Gerekirse ben Derya'dan özür dilerim. Yeter ki suçsuz, günahsız bir kız işinden, ailesinden ayrılmasın. Kimseden özür dilemene gerek yok. Olan olmuş. Ama Gül...
Hoş geldiniz çocuklar. Ne dedi doktor? Nöroloji uzmanı bir sorun göremeyince psikiyatriye sevk etti. O da Ali'nin geçmişinde yaşadıklarını, bilinçaltındakileri bastırdığını ve hatırlamak istemiyor olabileceğini söyledi. Ha. Yani şimdi bu laflardan ben bir şey anlamam tabii ama incesini siz bilirsiniz. Anladığım bir şeyin yokmuş Ali ha? Doğru mu? Yani vakti saati geldiğinde her şeyi hatırlayacaksın. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Sağ ol Seyit amca. Belki de sizi kaybetmemek için geçmişimi hatırlamak istemiyorum. Çocuklar. Alınacaklar çoğalmış. Zümrüt sen de Ali ile git. Biraz ağır olur. Hepsine Ali yüklenmesin. Hadi şimdi koşalım gel. Nasılsın, iyi misin? Ben olanlar için çok üzgünüm. Üzülme gelin hanım. İyiyim ben. Ama sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Derya Hanım araya girince fırsat olmadı. Söyleyemedim. Şimdi beni iyi dinleyin. Vallahi Seyit amcanın yazısının doktor yazısından hiçbir farkı yok. İyi ki yolladım seni yanımda. Yani yoksa ya elim boş gidecektim ya da bir eczaneye girip tercüme ettirecektim. Versene onu bana, ver. hemşireyiz biz. Doktor yazısı bizden sorulur. Hem sen pazarlığına bak. Ama bu sefer esnafı bizi gördüğünü pişman edecek kadar ileri gitme yeter. Yoksa alışveriş edecek yer bulamayacağız. Yürü bakalım Ali Efendi, sen yürü. Ben seni ağlatacağım birazdan. Bekle. Of, çok şapşalım ya. Kredi kartını almayı unuttum. Ve para da yok. Tamam, o zaman sen başla, ben kart alıp geleyim. Ne diyorsun sen Gül? Emin misin? Eminim. Dercan'ın odasında gördüm siyah poşeti. Beni öyle yakalayınca gitti azardanımı doldurdu herhalde. Bu işten ayrılma meselesi de ondan sonra oldu. Gelin hanım. İnanmıyorum ya. Nasıl şeytan bir kız bu? Vallahi çok tehlikeli. Poşetin içinde kar maskesi, eldivenler, spor ayakkabılar vardı. Sizin kaçırılmanızın arkasında kesin o kadın var. Eminim. Eğer o poşete ulaşabilirseniz elinizde bir kanıt olur. Gerçekler de ortaya çıkar. Sağ ol Gül. Benim için kendini tehlikeye attın. Ama ben hep şuna inanırım. Mazlumullah asla yerde kalmaz. Derya'nın yaptıkları ortaya çıkacak. Sen de geri döneceksin buraya. Ben geri gelmesem de olur. Ama... Ama o kadını o konaktan yolla gelin hanım. Yoksa çok can yakacak daha. Sen hiç merak etme. Ben o poşete mutlaka ulaşacağım. En çok da senin geri gelmen için yapacağım bunu. Bir fırsatını bulup mutlaka o odaya girmeliyim. Kız, fındık kurdu. Niye vedalaşmadan gidiyorsun sen bakayım? Fırsat olmadı ki. Hanıma apar topar yolladı beni. Hem annemle vedalaşmak zaten yeterince zordu. Aynı şeyleri bir de seninle yaşamak istemedim. İyi misin? İyiyim desem inanacak mısın? İşten kovuldum. Annemden ayrıldım.
senden. Ya tamam, üzülme gülüm. Bak, benim aklımda bir plan var. En yakın zamanda konağa geri döneceksin. Sahi mi? Ya sahi tabii, ben seni öyle ortalarda bırakır mıyım gülüm? Sağ ol. Biliyor musun? En çok da Derya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için dönmek istiyorum. Pis işler çeviriyor o kadın. Gelin hanımın kaçırılmasının arkasında da o var. Görürsün. Yılan yılan deyip duruyor hanım Ay'a yaranmak için ama asıl yılan o. Gülüm, bak sen artık bunları düşünme. Bırak yılanlar çıyanlar kendi köşelerinde debelenip dursunlar. Biz güzel şeylerden konuşalım. Artık Derya'ya lafı duymak istemiyorum. Hı? Ben buraya seni görmeye geldim. Seni merak ettiğim için geldim. Merak etme Kader abla. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Gül de konağa dönecek. Kader abla. Sen istediğin zaman Gül'ü görmeye gidebilirsin. Ben kızım yanımda olsun istiyorum. Onu ziyaret etmeye gitmek değil. Bir şey yapmayacak mısın? Bir şey de söylemiyorsun. Kader ablaya verdiğin teselliye göre Gül'ü konaktan gönderenlerle aynı fikirdesin. Oysa ki Kader abla senin kalbinin hep iyiliğinden, adaletinden bahseder. Yazık. Yanılıyormuş demek ki. Haksızlık etmekle haksızlığı görüp de ses çıkarmamak arasında fark yoktur. Eğer şimdi gözün varsan, şimdi susarsan bu adaletsizliğe ortak olmuş olursun. En az onlar kadar suçlu olursun. İzninle Kader abla. Onun da tabiatı böyle Baran Bey oğlum. Haksızlığa hiç müdahalesi yok. Onun için böyle konuştu. Sen kusuruna bakma. Bizim yüzümüzden aranızda tatsızlık olmasın. Sen kendini üzme Kader abla. Yakında kızına kavuşacaksın. Gerçekten mi? Ama nasıl olacak? Azade Hanım hayatta kabul etmez. Sen bana güven. Burada. Poşetin içinde kar maskesi, eldivenler, spor ayakkabılar vardı. Sizin kaçırılmanızın arkasında kesin o kadın var. Eminim. Eğer o poşete ulaşabilirseniz elinizde bir kanıt olur. Gerçekler de ortaya çıkar.
poşeti mutlaka almalıyım. Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne? Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve tabii yalanları da. Derya beni kaçırırken bunları giymişti.